Roblox korku hikayesi anlatmadan önce kanalıma abone ol, videoyu beğen ve bildirimlerini aç lütfen. Hazırsan başlıyorum. Bir gün, bir grup arkadaş, Roblox'ta bir oyun buldular. Oyunun adı Korkunç Hastane'ydi. Arkadaşlar oyuna girmeye karar verdiler. En fazla ne olabilirdi, dediler ve oyuna girdiler. Eski ve terk edilmiş hastaneye oyununa girdiler. Adları Ahmet, Burak, Ceren ve Derya'ydı. Hastane, şehrin dışında, ormanın içindeydi. Burası, çok eski ve korkunç bir yerdi. Hastanenin geçmişi de çok karanlıktı. Çünkü burada, çok sayıda insan ölmüş ve işkence görmüştü. Arkadaşlar, hastaneye girdiklerinde, etraflarında kan izleri, kırık camlar ve paslı aletler gördüler. Burası, çok pis ve kokuyordu. Ama arkadaşlar, bunlardan korkmadılar. Çünkü onlar, macera peşindeydiler. Hastaneyi keşfetmek istiyorlardı. Arkadaşlar, hastanenin farklı bölümlerine dağıldılar. Ahmet, ameliyathaneye gitti. Burak, morga gitti. Ceren, psikiyatri servisine gitti. Derya ise, acil servise gitti. Ahmet, ameliyathaneye girdiğinde, çok şaşırdı. Çünkü burada, hala bir hasta yatıyordu. Hasta, masanın üzerinde hareketsiz duruyordu. Üzerinde beyaz bir örtü vardı. Ahmet, merak edip örtüyü kaldırdı. Ama bunu yapınca çok pişman oldu. Çünkü hasta, çok korkunç bir haldeydi. Vücudu, kesikler ve deliklerle doluydu. Gözleri, çıkarılmıştı. Ahmet, bu manzarayı görünce çığlık attı. Ama sonra, bir şey fark etti. Hasta, hala yaşıyordu. Çünkü göğsü hafifçe inip kalkıyordu. Ahmet, bunu görünce daha da korktu. Hemen oradan kaçmak istedi. Ama tam o sırada, kapının arkasından bir ses duydu. Merhaba, dedi ses. Ahmet, sesin sahibini gördüğünde dondu kaldı. Çünkü sesin sahibi, hastanenin eski doktoruydu. Doktor, elinde kanlı bir bıçak tutuyordu. Seni bekliyordum, dedi doktor. Ahmet, ne demek istediğini anlamadı. Ne istiyorsun, dedi Ahmet. Doktor, ona gülümsedi. Seninle oynamak istiyorum, dedi doktor. Ve sonra, her şey bitti. Burak, morga girdiğinde, çok sayıda ceset gördü. Cesetler, soğuk hücrelerde duruyordu. Burak, cesetleri incelemeye başladı. Ama sonra, bir şey fark etti. Cesetler, ona bakıyordu. Çünkü hepsi, hala yaşıyordu. Cesetler, ona doğru hareket etmeye başladılar. Burak, bunu görünce çığlık attı. Ama kimse onu duymadı. Ceren, psikiyatri servisine girdiğinde, çok sayıda hasta gördü. Hastalar, kilitli odalarda duruyordu. Ceren, hastalarla konuşmaya çalıştı. Ama sonra, bir şey fark etti. Hastalar, onun hakkında konuşuyordu. Çünkü hepsi, onun geleceğini biliyordu. Hastalar, ona doğru koşmaya başladılar. Ceren, bunu görünce çığlık attı. Ama kimse onu duymadı. Derya, acil servise girdiğinde, çok sayıda yaralı gördü. Yaralılar, kanlı sedye ve tekerlekli sandalyelerde duruyordu. Derya, yaralılara yardım etmeye çalıştı. Ama sonra, bir şey fark etti. Yaralılar, ona saldırıyordu. Çünkü hepsi, onun kanını istiyordu. Yaralılar, ona doğru sürünmeye başladılar. Derya, bunu görünce çığlık attı. Ama kimse onu duymadı. Ve böylece, her şey bitti.